Türk Devleti'nde devlet anlaşması, diğer adıyla eşit haklar anlaşmasını imzalıyorum. Ve bu anlaşmayla arkadaşlar, bu anlaşmayla Alevilerin inançları, Alevilerin cemevleri, ibadet yeri, Alevilerin dedelerinin, pirlerinin inanç önderi olarak kabul edilmesinden tutun. Alevilerin resmi, Alevilerin inanç günlerinin resmi bayram olarak kabul edilmesine kadar bütün hakları, bütün değerleri, istemleri, talepleri olduğu gibi kabul edilecek. Bu anlaşmaya bizimle birlikte Tayyip Erdoğan'ın, Yezid Tayyip Erdoğan'ın Şeyh İslam'ı olan Diyanet İşleri Başkanlığı da bizimle aynı masaya oturup aynı anlaşmayı imzalayacak. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı burada Alevilerin haklarını, taleplerini olduğu gibi kabul etti. Ama Türkiye'de halen Alevileri, Aleviliği asimile etmek için ellerinden gelen alçaklığı yapıyorlar. Bunun Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya'da ayrı, Türkiye'de ayrı uygulamalarının literatürdeki karşılığı ikiyüzlülüktür, samimiyetsizliktir, alçaklıktır arkadaşlar. Ama Almanya'da nasıl Alevileri, Avrupa'da nasıl Alevileri ve Aleviliği özgürleştirdiksek, hak ve taleplerini elde ettiysek, Türkiye'de de aynen Almanya'da olduğu gibi o masaya kuzu kuzu oturtturup Alevilerin Türkiye'deki bütün azınlıkların hakkını alacağız. Söke söke alacağız arkadaşlar. Başka kaçış oluyor, başka çözüm oluyor. Er ya da geç Alevilerin de, Kürtlerin de, mazlumatların da gasp edilen haklarını söke söke alacağız, alacağız arkadaşlar. Son 8 ay içerisinde arkadaşlar, önce 13 Mart'ta Ankara Adliyesi'nin önündeydik. 17 Mart'ta Yezid Tayyip'i Bochum'a koymadık, Bochum sokaklarındaydık. Daha sonra Sivas'ta alanlardaydık. 3 Temmuz'da Çorum'da alanlardaydık. Malatya sürgü katliam girişiminin karşısında Almanya'da, Avrupa'da bütün konsolosluklarının önünde eylem yaptık ve en büyük mitingi yine Berlin'de gerçekleştirdik. 7 Ekim'de Ankara Sivri'ye dedik. 20 Ekim'de Strasbourg'daydık arkadaşlar. Bugüne kadar Alevilerin haklarını, taleplerini Avrupa ilerleme raporuna 1-2 satır geçerken bu eylemlerimizin sonucunda son ilerleme raporunda Alevilerin taleplerini ve istemlerine tam 2 sayfadan fazla yer ayırdılar. Bu da bizim ne kadar doğru bir hareket gösterdiğimizi gösterir. Bu da ne kadar haklı bir davayı sürüklediğimizi gösterir. Bu da Recep Tayyip Erdoğan'ın, onun iktidarının, onun yaptığı uygulamaların ve haksızlıkların katmerli belgesi olarak görülüyor. Biz de buradan Bayan Merkel'e diyoruz, böyle ikiyüzlü, böyle yalancı, böyle bir hiyakar adamı nasıl Almanya'ya gelmesine müsaade edersiniz? Tayyip Erdoğan, devam edin bu ülkeler. Sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, eğer emperyal güçlerin karşısında, egemen sınıfların karşısında mücadele etmek istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız bunun tek bir koşulu vardır. O da hakların kardeşliğini hakim kılmaktan geçer. Ve biz
hakları, kardeşliğini her koşulda, her yerde hakim kılacağız. Anadolu tarihi katliamlar tarihi olabilir. Ama Anadolu tarihini bizim anı yazımız, kaderimiz olarak algılamıyoruz. Biz bu tarihi değiştireceğiz. Bu tarihi değiştireceğiz. Savaş değil, inadına barış diyeceğiz. İnadına sevgi diyeceğiz. İnadına kardeşlik diyeceğiz. İnadına özgürlük diyeceğiz. İnadına halkların kardeşliğini her yerde, her alanda söylemeye devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız ve biz kazanacağız. Haklılar güçlülerden her zaman daha güçlüdür arkadaşlar. Yarınlara olan umudumuzla, yarınlara olan bütün güzel duygularımızla, yarınlara olan aşkımızla, sevdamızla daha güzel günlerde elde edeceğimiz başarılarımızı kutladığımız günlerde yine bir araya gelmek umuduyla bakımda söyledik, burada yine söylüyoruz. İnadına yola devam, inadına yola devam, inadına ikrar vermiş olduğumuz yolumuza devam.